Arkadaşlar ilk başta ranch kanalından bahsedeyim. Hızlı bir inen, bir trend görüyorsun şurada aşağı doğru. Onun ilk dönüşü vardır bende. Ama göstermem için şöyle küçük bir şeyden başlayayım. Buna ilk bounce diyoruz biz. Mesela yükselen bir trend var. İlk verdiği bounce kanalına alırım ben. Şöyle. Size attığım genelde bu grafikler hep bu bounce ve bunu range olarak ayarlarım. Alalım. Şimdi bir tane daha bir sayfa paylaşmak istiyorum ben sizinle. Bunu daha iyi anlamanız için en azından. Şu açtığım ekran gözüküyor mu arkadaşlar? Ekran gözükmüyor. Sadece tarayıcıyı paylaştıysan gözükmez. Şimdi Evet. gösteriyorum. Tamam geldi. Bu bir kanal. Şöyle söyleyeyim. Üst range, alt range olarak ve orta FIP kanalı olarak çekiyorum. Ben bunu normalde kanal olarak çekiyorum ama ortasından veriyorum arkadaşlar. Bu kanalın aşağı ve yukarı range'lerini alıyorum. Bir kere süpürme yapıyor. Süpürme yaptıktan sonra tekrardan 0.5'ten aşağı kırdıktan sonra aşağıya süpürme yapıyor. Ve konsolide olup ondan sonra nereye kırarsa, yukarı kırarsa, yukarıdaki kırdıktan sonraki ilk hareketinden sonra ben giriyorum. Ya da aşağı kırdıktan sonraki ilk hareketinden sonra giriyorum. Bunları teker teker göster. Şimdi arkadaşlar burada yukarı doğru bir trend var. Trendden sonra bayağı aşağı güçlü bir kırılım gelmiş ve aşağı doğru bir düşüş gelmiş. İlk tepki kanalı dediğim olan şu. Bunu tabii hemen İlk tepki kanalı dediğim bu. Gelen nereye doğru gidiyorsa trend, babacığım yapma lütfen. Nereye doğru gidiyorsa trend, onun ilk tepkisi bizim ilk kanalımız oluyor arkadaşlar. Ve burada görüyorsunuz 0.5'in dirençleri nasıl tepkilediği ve şuradan geliyor aşağı doğru bir süpürüyor 0.5'i yukarı doğru ve tekrardan buradan tepki alıyor. Yukarıda bir süpürmesi var. Daha demin gösterdiğim resmin. Ve aşağı doğru tekrardan bir silkeleme ile yukarı çıkmış. Buradan çıkıp gidebilir. Benim girişim burada olur. Buradan çıkıp tepkiyle gidebilir. Benim girişim burada olur arkadaşlar. Bu ilk tepki kanalı dediğim bir olay benim. Şurada zaten bir range yapmış. Orası zaten bizim Engulf kanalımız var orada. Orayı da alalım. İlk tepkisini zaten oradan yemiş ve benim kanalımın da süpürmesini yapmış. Aşağıya 0.5'e düşmüş. Tekrardan retest ile. Burada short'a giriyorum ben genelde. Aşağı doğru 0.5'ten tekrardan birkaç kere tepki yapıp burası büyük ihtimalle süpürdükten sonra yukarı doğru gidecek diye tahmin ettik. Geçen gün de zaten biz buralardan girdik arkadaşlar. Size bir kanal daha göstereyim. Bunu daha önceden bir arkadaşa gösterdim ama. Benim şu dediğim yer order block dediğimiz ilk tepki aldığı, düşün ilk tepki aldığı yer. Bunda beş olarak alıyorum. Vay arkadaş ya. Şu 0.5'ler benim ilk tepkim.
Babacım. Bir saniye babacım. Şunları bir silelim. Sormak istediğiniz sorular varsa açın arkadaşlar. Zaten bu spontane olacak bir eğitim dedim ben size. Tekrardan alt dizinlere gidelim. Bakın şurada daha önceden öğrendiğimiz bir insight barımız var. Onu aşağı doğru süpürmüş ve tekrardan girmiş. Ben bu barların hepsini bölüyorum arkadaşlar ikiye. Şimdi 0.5'imizi kırmış 30 dakikalıkta. 19.127'yi kırmış ve artık bundan sonra yukarıya doğru gidecek diye tahmin edebiliriz ama gideceği yeri de gösterelim. İlk tepki alacağı yer. Buralara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Daha önceden de söyledim zaten. 500'leri kırdıktan sonra biz gideriz yukarıya. Ama şu anda büyük ihtimalle dün de Hakan Hoca'nın dediği gibi 19.286'lar gözüküyor. Hareketimiz büyük ihtimalle şöyle olur. Şuradan bir alırız. Tekrardan bir tepki alır. Eğer 0.5'i kırmazsa yukarı süpürmeye gideriz. Süpürmeden sonra artık 19.500'ü kırarsak yukarı çıkarız arkadaşlar. İstediğiniz bir coin analiz varsa yapayım. Uğur, buradaki aldığım taralı alan 0.62 ve 705 arası olan taralı alan. Evet. Yani çektiğim FIP, PA hedef olarak şablon belirlemişsin kendine mesela. Neden bu taralı alanı seçiyorsun? Bu taralı alan 0.705. benim sipariş bloğum. Yani Erdoğan'ın daha önceden anlattığı 0.618 Golden Zone bölgesi var ya. Evet, Ben de oraya Erdoğan da bu kendimce bir arada. Golden Zone bölgesi olarak aldım. Oraya ben sipariş bloğu olarak veriyorum. Oradaki alanı genelde test edip geri geleceğine inandığım için ve genelde böyle olur. Örnekleri varsa gösterivereyim bir saniye. Bu arada beklemede olan birisi varmış sanırım, bir ona da bakarsan. Aldım hepsini içeri. Babacım. Katılım 51 kişi. Güzel bir rakam var şu anda. Bunu niye çektim arkadaşlar? Daha deminki olayı göstermek için dayının sorduğu alan. Ben buna başlangıç ve bitiş noktaları diyorum. Trend nereye olursa olsun ilk başladığı düşüşü geçerse bak şurada da var küçük alan da ama büyük olarak bakıyor şu anda günlük olarak ilk başladığı düşüşü geçerse iki tepe noktasının fibini alıyorum ve 705'e nokta atışı İleride görürüz, görmeyiz bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle hani şöyle 20K'lar bekliyoruz ya. Büyük bir ihtimalle böyle bir hareket göreceğiz gibi geliyor bana arkadaşlar. Onu şuradan bir tane daha bir şeyle göstereyim de. Ben neyin analizini yapmadım. Yani şöyle özetle, senin düşüş trendi başladığında bu FIP'ten çekip tepeye çektiğin zaman senin olası alım yerlerin 0.705. Aynen 705, 62 ve 79 olarak belirleniyor. Ha bak Burada burada da çok büyük bir güzel gözüküyor düzeltmeyi zaten. bekliyorsun. Efendim? Büyük bir düzeltmeyi de bekliyorsun burada. Evet bekliyorum. Bakın Tamam, mesela okey. şurada. Mesela Daş ilk defa bakıyorum Daş'a. 79'a kadar
Büyük bir düzeltmesi gelmiş arkadaşlar. Şöyle yapalım biz bunu. Kanal çizip durmayalım. Büyük bir düzeltmesi gelmiş. Tekrardan bak 705'e gelmiş. 62'ye gelmiş. Her hepsini test ederek çıkmış yukarı ve 0.5'e tekrardan test gelmiş. 0.5'e test geldiyse eğer ve 0.5'ten aşağı düşmediyse eğer artık bunun zamanı gelmiştir demektir. Eğer BTC 20 21'ler bekliyorsak biz büyük ihtimalle babacığım yapma düşüreceksin. Daşında 0'ı geçmesi beklenir. Bu vallahi daş alsaymışız aslında iyiymiş. 0.5'te çok iyi bir yakalanılmış arkadaşlar. İyiymiş aslında. Daş'tan devam edelim. Şimdi ilk kanal renci demiştim ben. İlk yükselenin düşüşü. İlk tepki bonus dediğimiz yer. Şurayı bir alalım. Daha demin zaten düşeceği yeri tahmin et. Zaten daha önceden görseydik görmedik gerçi ama biz buralardan alırmışız aslında. Şunu renci çevirelim. Bakın 0.5'imiz zaten burada da tekrardan yukarı kırılmış. Range'in ilk bekleyeceğim yer, ben bu range yukarı kırıldıktan sonra 1.272'dir arkadaşlar. Şimdi ben günlük ve aylıkları da direnç olarak, destek olarak sayıyorum demiştim size. Burada zaten bir tane daha şöyle şeyimiz var, engulfumuz var. Engulfları zaten Hakan Hoca gösterdiydi. Büyük ihtimalle bunun yapacağı iş ya şöyle kırıp konsolide olup yukarı çıkacak ya da haftalıktan geri dönüp buradan tepki alıp yukarı çıkacak arkadaşlar. Eğer 0.5'in altına düşmezse, kanalın yarısına düşmezse. Buradan da bakalım. Bir tane daha var. Tekrardan aşağı kırmış. Ve İlk tepkisini şuradan almış. Kanalı oluşturduk. Şimdi kanal daha demin bir resimde göstermiştim arkadaşlar size. Şurada. Aşağı range'leri vardı. Yukarı range'leri vardı. Babacığım bir dakika dur, bir dakika lütfen. Yanımda oturur musun? Bana su getir hadi. Kanalın üst alanı, alt alanı aşağı doğru, şurada bir sweat diyoruz biz buna, süpürme, yeniden süpürme, bir tekrardan retest, süpürme ve 0.5'i kırıp artık yukarıya doğru artık bir tepki almış. Buradan da bakın şurada mesela şunları bir silerim. Daha demin anlattığım ikili tepe vardı ya arkadaşlar, onu bir tane daha şey geldi. Bakın. Teşekkür ederim babacığım. Kal orada. İlk tepki yeri. Bakın aşağı doğru gelmiş. Buradan tepki almış. İlk tepki yeri yine tekrardan daha demin söylediğim gibi şu 705, 62 ve 79. Oradan tekrardan aşağı iniyor. Daha deminki çizdiğimiz kanalla birlikte takip ediyoruz orayı da tabii. Şöyle. Karavan çorman oluyor arkadaşlar ama anlamadığınız yer varsa anlatayım hepsini teker teker tekrardan. Kanal içinde konsolide olan bir coin var. Aşağı doğru süpürmeleri var ve tekrardan bu kanalı kırıp tekrardan yürümesi var. Devam ediyorum. Ben analizlere teker teker. Şimdi mesela şurayı siliyorum tekrardan. Bakın burada tekrardan aşağı doğru bir tepki, ilk bonus tepkisi var. Bu sefer büyüttük olayı.
Aldım ya, şurası arkadaşlar da. Siz anlayın artık orayı. Şurası. Hatta şöyle oraya çekivereyim. Bakın. Tepkisini almış. Yukarı doğru. 0,5'ten geri dönmüş. Tekrardan yukarıdan kontrol edip aşağıya 0,5'i kırmış. Veritesle sweplemiş. Yani süpürmüş arkadaşlar. Uğur, araya giriyorum, Erdoğan ben. Buyur Erdoğan. Buradaki süpürmede, yani sen bu rengi çektiğin zaman süpürmede bir emir girme ihtimalin oluyor mu? Ya da girme ihtimalin nedir? Yani girilse mantıklı mıdır, değil midir? Son sözünü bir daha söyler misin? Babacığım lütfen çıkar mısın? Ben dinleyemiyorum arkadaşlar. Sağ ol. Bir daha Şimdi söyler misin rengi, Erdoğan? tamam, rengi çizdik. Alttan tepeye kadar çektin. Evet. Bildiğimiz fib şeklinde. 0,5'i kırdığında aşağıya doğru tekrar şortlamak için 0,5'ten alım girer misin? Ya da long kaçmak için alttaki biri bekler misin? Şöyle Erdoğan'cığım, ben buna her gün kazanç ismini koydum. Öyle anlatayım ben sana. Doğru. Her tepkilerinde ben işleme giriyorum. Aşağı yukarı fark etmiyor benim için. Aşağı kırdı mı ritesle aşağı short. Yukarı kırdı mı, bakın şurada kırmış, ritest etmiş, beni stop etmiş mesela. Görebiliyorsunuz değil mi? Ben Evet, işte orada stoplamışım. mesela sen 0,5'te giriyorsun. Evet. Stopunu koyuyorsun, bekliyorsun, doğru mu? Aynen. Ama ben 0,5'te de girmiyorum. Ben artık açıyorum bu olayı. Şöyle anlatayım ben sana. 705'imi de ekliyorum. Benim için önemli bir nokta. Bak, orası da birçok kez tepki vermiştir. Orayı da Evet. kırdım. Giriyorum. Tekrardan aşağı swap'liyor 705. Ve orada yeniden bak, biraz daha büyütelim olayı. Burada da bir kanal oluşturuyor benim için. Ben de burada tekrardan giriyorum. Burada yeni bir kanalımı oluşturuyorum mesela. Aşağı yukarı tekrardan işlemlerimi yapıyorum. Yukarı kırdıktan sonra artık zaten benim 0,5'imi de kırmış yukarıda. Ama aşağıya bir iğne atmış. Stoplayabilir beni. Bu her zaman tam şey değil ama burayı kırdıktan sonra bak, şu anda zaten 0,5'i tekrardan retest etmiş gibi gözüküyor şurada ama bu swept, retest değil. Yani süpürme. Büyük bir ihtimalle neydeyiz biz? Daş'tayız. Büyük bir ihtimalle Daş eğer haftalığı geçemezse 0,5'i retest edecek. Ondan sonra yükseleceğiz. Diye okuyorum ben şu anda bunu. Öyle yorumluyorum. Diğer hocaların Grafik 3 gün, bilmiyorum. grafik 3 günlük zaten, yani evet, haftalık baz olarak alınabilir. Aynen. Yani zaten haftalıkta 108. Bir trend düşünün arkadaşlar. Bir trend düşünün. Aşağı doğru inen bir trend. Şuradan aşağı doğru inen bir trend. Bunun ilk tepki kanalını alıyorum. Mesela aşağı doğru inen bir trend. Yani şurada bakın. Şurada aşağı doğru inen bir trend. İlk tepki kanalı. Buna low and high deniyor. Low and high, low and high. Mesela şurada ben resmini çizivereyim size. Geldi. Aşağı doğru trend geldi. Aldı. Şurası ne? High high. Değil mi? High low. Ondan sonra indi. High high. Bunları biliyor musunuz bilmiyorum tabii de. Arkadaşlar tabii teker teker hepsini gösterebilir miyiz onu da bilmiyorum. Aşağı doğru inen trendin ilk tepkisi. Ondan sonra tekrardan higher low içeri girdi. Ben şu kanal aldım. Bakın. İlk tepki kanalını alıyorum. Şurası. İlk tepki kanalını bir kere aşağı sweplemesini istiyorum. Çünkü lower low olması gerekiyor. Lower low, lower high, lower low ve tekrardan eğer şu tepkiyi kırdıktan sonra biz zaten price actioncılar, daha geçen bugün bir arkadaş söyledi. Tepkiye göre analiz yaparız zaten diye. Şurası tepki alanım benim. Burayı ben ikiye bölüyorum.
Üst alan, alt alan. Üst range, alt range diye. Çok karalama oldu. Bunları zaten bir şekilde çizmem lazım. Ben size atmam lazım. Nasıl olacak bilmiyorum artık. Açtığım fotoğraflardan olabilir. Onlar bir doküman yapıp gönderebilirsin o şekilde. Aynen. Şimdi ben yine daştan devam edeceğim şöyle. Arkadaşlar bir de benim impuls kanallarım var. Şurada ben size tekrardan şunu anlatayım. Yukarı doğru bir trendimiz var. Trendin ilk tepki yeri şurası. Buna ben bir kanal diyorum. Ondan sonra analizlerime başlıyorum. O kanalı bölüyorum. Şuradan Engulf'umu hemen içine alıyorum. Olayımı küçültüyorum. Sesim geliyor değil mi? Connecting dedi. Ha. Sesim Sesim var. geliyor. Ha, tamam. Küçültüyorum. Şuradan Insight barımı alıyorum. Şunu hemen wrench haline döndürüyorum. Insight barda bizim amacımız neydi arkadaşlar? Aşağı doğru geldikten sonra bir kere aşağı bir sweeplemesi lazım, süpürmesi lazım diye. Aşağı doğru süpürmüş, 0.5'imizi kırmış, 0.5'i test etmemiş. Daha demin biz 94 bulmuştuk. Eğer buradan aşağı düşmezse yukarı doğru çıkacak. Tahminler tabii bunlar her zaman. Şurada yukarıda da engulfumuz vardı zaten. Şöyle de tekrardan daha demin gösterdiğim hedefini bulursak. Çok karman çorban oldu ama. Ben bu arkadaşların yazıları nereden okuyacağım? Tam altta ortada chat var. Oraya basman lazım. Sendeki menü nasıl bilmiyorum ama bizde ortada sende sağda Gördüm. bir yerlerde olabilir. Erdoğan'cığım günmüş. Gün hocam burada. Hoş geldin hocam. Dondu. Analiz şeklinde gideceğiz demiştim zaten arkadaşlar. Analizini yapmak istediğiniz bir coin varsa oradan yazın. Ben açtım artık orayı. Görüyorum sizi. Bakalım. Ether. Sadık senin ne istediğini biliyorum zaten. Bal tamam. Şimdi sırayla gidelim. Link. Arkadaşlar ben genelde Binance'dan veya Bitmex'ten analiz yapıyorum. Ben geçmişlerine bakıyorum çünkü. Dayı uygunsa kusura bakmayın artık FTX'e de şey yapmıyorum. Oradan küçük analizler yapıyorum ama. Şimdi Link'i ilk açtığım zaman ben aylıktan baktım arkadaşlar. Benim yapacağım ilk hareket geçen ayların çizgilerini bulmak. Haftalığa geçiyorum. Geçen hafta bizim için bir impuls oluşturmuş. Ben impuls kanalları size daha demin göstermedim gerçi ama şöyle bir göstermek istiyorum. Bu kanallar bende hep kayıtlı. Ben bu kanallara impuls oluşturduktan sonra şey diyorum arkadaşlar.
Eğer oluşan impuls orta gövdesi yeşilse ilk hedefi 1,79'dur. 1,79'dan sonra 0,79 eksiye doğru gider. Onu nasıl açıklayayım ben size? Şunu sileyim. Bakın. Şurada yeşil impuls oluşturmuş. Böyle gösterebilirim. 1,79'a gelmiş arkadaşlar. Buradan kanal tekrardan tepki vermiş yukarı doğru. Ve 1'ler ve 0,5'ler çok güzel çalışmış. Bunu biraz daha küçülteyim bakın. Bu direkt otomatik olarak çıkıyor bende. Hani yok onun kanalıymış, bunun kanalıymış çok fazla uğraşmadan. Direkt otomatik olarak çıkıyor. Ben şimdi buradan ne anlıyorum arkadaşlar? Bunu çektikten sonra bakın zaten bu ilk tepki kanalı da olmuş zaten. Bunu çektikten sonra ben şunu anlıyorum. 13.45'i geçtikten sonra büyük ihtimalle ama orada güzel bir oluşum var. Onu kırabilir mi bilmiyorum ama kırdıktan sonra yapacağı ilk yer şurası. Yani şöyle geçer. Mol ve open'da geçer ve yukarı geçer. Kanallar bende şöyle. Çok karman çorman oluyor ama. Şurayı kanal olarak düşünüyorum. Şurayı da kanal olarak düşünüyorum. İlk tepki kanalı. Hocam sen düşünüyorsun ama biz göremiyoruz düşündüklerini diyorsunuzdur büyük ihtimalle. Sen çok güzel düşünüyorsun hocam ama. Uğur hocam pin editor kodlarını istiyorum. Peki gönderirim. 1,79'dan aşağı sarkmış ama. Trader. Senin ismin Pablo. Şimdi bu kanal benim için aşağı süpürmesi oluşumları. Buraya ben manipüle, konsolidasyon diyorum. Manipüle olan yerden tekrardan kanışına girmiş ve aşağı sarkmış. Şu sarkmayı tepkinin neresi olduğunu kendi hemen. Ben de otomatiğe bağlandı gerçi de. 79.705'leri zaten ben oradan hemen çekip size nereden tepki vereceğim? Ben 14.17'de satarım. Buradan long açtıktan sonra şuradan long açtıktan sonra 1.72 geçtiği anda 12.28 geçtiği anda 14 17'den satarım ya da 13.86'dan satarım diye size verdiğim o fiyatlar hep buradan kaynaklı arkadaşlar. Bakın. Şunu biraz daha açalım. Aşağı doğru bir sarkma olmuş. Aşağı doğru bir sarkma olmuş. Büyük bir baskı, ayılar galip gelmiş buradan. Ve şurada bir tepki. Ben burada longa giriyorum arkadaşlar. Ve longu da en son aşağı doğruysa en son yeşil ve burada yanlış yapmışız. İlk yeşil. Şimdi 79'lara oturuyor bak. Yukarı bir bizi büyük ihtimalle şorta girersek orada bizi şey yapar ama. Onu bir daha göstereyim ben size. Yukarı çıkan trendde en son düşen bakın ben burayı V olarak alıyorum zaten normalde size daha iyi anlayın diye. Aslında aşağıdan almam lazım. En son düşenle yani ilk düşenle en son düşen ilk tepki kanalı her zaman 705'ler oturuyor zaten. Nerede alım yapacağım? Tabi burada aşağı doğru inmiş artık iyice baskılamış. Bunu uzattıktan sonra bu bizim kanalımız olur büyük ihtimalle. Aynen. 0.5'ler zaten yine aynı otomatikman oturmuş. Tekrardan 14-13'lere geliyor arkadaşlar. Bizim 705'imize de tam oturuyor. 0.5'i kırdıktan sonra zaten bu kanalın 705'ine gideriz. Şu oku gösterdiğim yer var ya. Aynen.
Zaten oradan da tepki almış. Ben böyle bakıyorum. Aşağı trend, yukarı trend. İlk tepki kanalı, engulf kanalı. Engulf kanallarını göstermiyorum. Hakan Hoca gösterdi zaten. Çift engulf kanalını da biliyorsunuz. Çift engulf kanalına örnek var mı? Bakarız. Impuls nedir arkadaşlar? Bende impuls savaş yapılan yerdir. Bakın. İki tarafın da birbirini baskıladığı artık ne tarafa kırarsa o tarafa doğru gideceği. Şöyle günlüğü alırsam büyük ihtimalle oradan daha iyi görürsünüz. Ne tarafa doğru kırarsa bakın şurada vitesini yapmış. Kırmış aşağıya vitesini yapmış. O tarafa doğru gideceği. Şu kanaldan bahsediyorum ben size. Ve ondan sonra benim ilk vuracağım yer 1.79 olacağı. Zaten şurada yapmış ama tekrardan baskın gelmiş. Büyük ihtimalle buralar pandemi dönemleri mi? Artık değil. Öyle herhalde. Ve tekrardan kanala girdiği ve kanalı tekrardan retest ettiği yerler. Ben otomatik olarak çekiyorum. Burada çok güzel çalışıyor bu. Impulsu bulduktan sonra inanılmaz güzel çalışıyor bu FIP. Bunun değerlerine bakın istiyorsanız. Şöyle bir indireyim. Bunları not alabilirsiniz arkadaşlar. Impulsu bulduktan sonra işiniz kolaylaşıyor. Devam edelim bakalım şeylerine. Şimdi ne yapabiliriz bakalım. Küçülelim biraz daha. Şimdi şurada ilk tepkimiz var arkadaşlar. Aşağı doğru inen ve ilk tepki kanalımızı bir alalım. Bunu tabii range'leyeceğim ben. Benim farklı farklı hep. Bakalım biz neredeyiz şu anda. Kanalın ortasından biz tepkiyi almışız. Şöyle yapalım. Aynen. Kanalın ortasını biz kırmışız. Tekrardan kanalın altına sweeplemelerimizi yapmışız. Bunu şöyle gösterirsem daha iyi olacak. Şimdi kanalın içine tekrardan girdik. Girdikten sonra vites ile 6.52 retesti ile bakın zaten orada engulfımız oluşmuş arkadaşlar. Artı 6.52 retesti ile ben long açarım. Aşağıya da dolarım, wall'larım, günlüklerim birikmiş. Büyük ihtimalle ben aylığı çok fazla takmıyorum ama haftalık benim için önemli. Günlüğü zaten kırabilir ama haftalığı yani 6.09'lar geçilemez ama çok fazla da şey yapmam. 6.24, 6.25'lere stopu koyarım. 6.52'den ben büyük ihtimalle bunu longlarım arkadaşlar. Geçeceği yerde ilk önce bunu alırım. Küçültürüm. Orası engulfımız çizdiğimiz yer. Değil mi arkadaşlar? Engulfımız da engulfımızı da ortadan ikiye bölerim. Şuraya da bir çizgi atalım. Dirençlerimiz teker teker belli oluyor. Daha yeni oluşumlar geçiyor. Burada bir inside barımız var. Testini yapmış. Bakın. Ben olsam şu anda girerdim yani. Bir bakayım. Neyse eğitime devam ederim.
kara gözlük yapmayalım yani. Şimdi bakın, inside barımızı test etmiş, kırmış, test etmiş ve yukarıdaki dirençlere teker teker vuracak. Geçeceği yerler belli arkadaşlar. Yapacağı hareketi çizeyim. Klasik benim hareketlerim. Büyük bir ihtimalle şöyle. Ha, ben şunu düşünüyorum ve genelde de oluyor arkadaşlar, şuna dikkat edin. Büyük bir ihtimalle her zaman benim kanalların 0.5'lerine tepki alıp gitmesi daha güçlü oluyor. 6.70'ten büyük ihtimalle long açılabilir, 6.71 civarı falan.